Sıradan şeyleri çok daha havalı hale getiren şey nedir? Elbette dikkat çekici bir renk. Doğru boyayı kullanarak gerçek bir sanat eseri yapabilirsin. Kim bilir, belki de resmin Mona Lisa kadar ünlü olur. En azından çok havalı bir laptop kılıfı yaparsın. Ressam beresini takmaya hazır mısın? Çok güzel. Her neyse, herkes buraya bakıyor. Şimdi gözlerinizi kapatın. Evet, sıradaki meydan okuma eğlenceli olacak. Pekala, işte. Bu yeni meydan okumanın konusu. Yaşasın, şu ana kadarki en iyi meydan okuma. Biz puppetlere bayılıyoruz. Şimdi doğru boyutta olacak. Ve boyalarım da burada hazır bekliyor. Mor geliyor. Mor sıra tamamdır. Nasıl yani? İşte resmim hazır. Dikkatlice kaldır. Hop, tamamdır. Aklıma bir fikir geldi. İşler ciddileşti. Ryan, o şey de ne için? Birazdan görürsün. Oo, aynen öyle. Bende aletler var. Bu iş böyle yapılır. Sopanın üstüne küçük noktalar yapıyoruz. Aynısından bir sıra daha yapıyoruz. Ve sonra farklı bir renk sırası geliyor. Gökkuşağının bütün renklerini kullanıyoruz. Bununla işin neredeyse bitti. Ve sihir işte burada kendini gösteriyor. Boyalar kurumadan sopayı kağıtta yuvarlıyoruz. Gina, şuna bir bakar mısın? Bu iş böyle yapılır. Güzel iş çıkardın. Ama Brian'inki, işte ben buna başyapıt derim. Bana artık puppetlerin kralı diyebilirsiniz. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ne? Neler oluyor? Onda abur cubur ne arıyor? Affedersiniz, ben de biraz atıştırmalık alabilir miyim? Hayır, olmaz. Biz bir meydan okumadayız. Şimdi çarkımızda meydan okumada neyin geleceğine bakalım. Minyon mu? Gerçekten mi? Evet. Pekala. İşte size muzlar ve bir tuvalet kağıdı. Bunlarla ne yapacağız ki biz? Hey, şuna bir bak. Ne kadar gülünç görünüyor. Aman tanrım, çok haklısın. Ama bu tuvalet kağıdıyla ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Hey, bir dakika. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu ipi de kullanacağım. Pekala, ben de bir bardak suyumu aldım. Boyalarım da burada. Tamam, boya fırçamla muzu da alayım. Artık işe koyulma zamanı. Ben aslında kalemle başlayıp muzun üstüne çizim yapacağım. Sonra bunu boyamaya başlayacağım. İlk olarak beyazla başlıyorum. İşte böyle, şimdi siyaha geçiyorum. Siyah göz bebekleri için tabii ki. Şimdi maviye geçiyorum. Zaten minyonlar bu renkle tanınıyorlar. Pekala, bu işin nereye gittiğini görebiliyorum. Sıra dişlerde çok şirin ve komik bir görünüşü var. Dilini biraz kırmızıya boyayacağım. Şimdi de sıra koyu mavi tulumunda. Gerçekten de bunu yapmak çok eğlenceli oldu. İşte oldu. Minyonlarım artık hazır. Vay canına. Hey, bana bir bak. Ben bir minyonum. Vay, çok etkilendim. Gerçekten minyona benzemişsin. Vay, ne yaratıcı. Hoşuma gitti. İşte minyonlarımın bitmiş hali, ne düşünüyorsunuz? Bence kazanan sen oldun. Bu minyonlar harika gözüküyor. Tebrikler. Harika bir iş çıkarmışsın. Bunu hak ettin. Teşekkürler. Pekala, artık resim yapma meydan okumasına tamamen hazırız. Şimdi çarkı çevirip ne çizeceğinizi görelim. Hadi bakalım. Aa, ne hoş. Kalp geldi. Demek ki sevginin resmini yapacaksınız. Yaşasın. Kalp ve sevgiyle ilgili şeyler çizmeye bayılırım. Ne yapacağımı biliyorum. Sevgi kelimesi, yani love'la başlayacağım. Aa, ne harika bir gündü. Kız arkadaşım yeşilliklerin içinde ne güzeldi. Tamam, şimdi bunu neşelendirip canlandıracağım. Bir kalp ekleyip O harfini bir kıza dönüştüreceğim. Ve diğer bir kalp olabilir. Ve E de onun hoşlandığı kişi olabilir. Çok şirin oluyor ama biraz renklendirmem lazım. Bu kalp pembe olmalı. Güzel, şu üstteki ufak olan da diğerine uygun olmalı. Biraz daha renk ekleyelim. Mesela elbisesi mor olsun. Gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Sırada renkleri değiştirmek var. Saçları sarı yapalım ki birbirlerine uysunlar. Oğlan da sanırım mavi bir şapka takmış. Yeşil renkli tişörtü var. Hayır, ben seni daha çok seviyorum. Bu renkli kalemlerle yüz ifadelerini de çiziyorum. Ta-da!
Pekala çocuklar, şimdi ne yaptığınızı görelim lütfen. Ne? Olamaz. Sakızını ağzının içine tutar mısın lütfen? Ne yapıyorsun? Bir dakika, bu benim sanatsal çalışmam, inanın bana. Bir dakikaya daha ihtiyacım var, neredeyse bitti. İşte bitti. İşte bu benim aşkı betimleyen sanatsal çalışmam. Vay canına, iyi de sen bunu nasıl yaptın, inanılmaz. Aman tanrım, çok etkileyici, yüksek not aldın. Burada olduğum için heyecanlıyım. Acaba ne yapmamız gerekecek? Bilmiyorum ama çay çok güzelmiş. Şuraya bak. Vay canına, ne kadar güzeller. Rengarenkler, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştin. Gerçekten de öyle. Rüzgarda nasıl hareket ettiklerine bak. Çok güzel. Hem kendilerine hem de güzelliklerine bayıldım. Bu çay bayatladı sanırım. Neredeyse kusacağım. Uf, olamaz. Üstelik onlara bir sürü metiye düzdük. Tüh, büyük talihsizlik. Siz niye bana gülüyorsunuz ki? Sizin de üstünüze yaptılar. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Olamaz. O bardaktan içtim üstelik. Aman tanrım. Bu aslında çok komik bir durum. Neden gülüyorsunuz ki? İki tane kaka vardı. Bir dakika. O aklıma iyi bir fikir getirdi. Ama bu beyaz tuval işimize yaramaz. İşte oldu. Bu sanırım çok daha iyi. Şimdi bana biraz tebeşir lazım. Ve sonra buraya bir iki çizeceğim. Bana ilham veren şey bu. Sonra buraya ikinci bir iki çizeceğim. İşte iki iki oldu. Sonra çizimi ilerleteceğim. Buraya birkaç dalga yapmam lazım ve düz bir çubuk. Şimdi buraya biraz tüy ekliyorum. Bu kanatları olacak. Küçük şirin bir göz koymayı da unutmayalım. Ve tabii ki gagası olmayan bir kuş olamaz. Şimdi bir iki tebeşir numarasıyla çizgileri yanlara yayalım. Bu çok iğrenç. Bu niye bana oldu ki şimdi? Ve neredeyse bitiyor. Eserime bir göz at bakalım. Bence papağan resminde harika bir iş çıkardım. Aman tanrım. Bayıldım buna. Ne? Olamaz. Şaka mı bu ya? Nereye gitti? Neyse, sanırım rahatlayabiliriz. En sevdiğim gazoz. Güzel. Bunun için sabırsızlanıyorum. Tadı güzel. Hey, ne yapıyorsunuz? Bir sayı seç. Affedersiniz. Çabuk ol, bütün gün bekleyemeyiz. 3 sayısını söyleyeyim. Mükemmel bir seçim. Mikar tanesi. Bir dakika, zaman kısıtlaması mı var? Başlasak iyi olur. Bu eğlenceli olacak. Ana hatlarını çizerek başlıyorum. Sonra ayrıntılarını çiziyorum. Tamam, şimdi bir sonrakine geçiyorum. Aynı ana hattı çiziyorum. Ortasına zikzaklar çiziyorum. Güzel görünüyor. Tamam, sırada ne var? Bu seferkine daha fazla ayrıntı ekleyeceğim. Dediklerine göre kar taneleri benzersizmiş. Bu çizimlerden çok memnunum. Acaba Justin ne yapıyor? Konsantre olmaya çalışıyorum. Süre doldu. Bekleyin işte. Kazayla oldu. Üzgünüm. Her yerine yayıldı. Hayır, çizimim mahvoldu. Çok özür dilerim. Dikkatli olmalıydın. Şuna bak. Bir şeyler oluyor. Bunları şöyle üfleyeyim. Ne? Neler oluyor? Justin? Neredesin? Çok soğuk. Bir de bana sor. Neredeyim ben? Bilmiyorum. Yıllardır burada kısılıp kaldım. İşitip hasta olacağım. Onu alabilir miyim? Bir dakika. Koca ayak. İnsan. Az önce ne olduğunu asla inanamayacaksın. Bir daha asla dışarı çıkmayacağım. Teşekkürler. Çok soğuk. İyi. Bu sana ders olur. Yüzümü hissedemiyorum. 1, 2, 3. Ve mavi sivilce kabuğu çıktı. Kedilere bayılırım. Hokus pokus. Hadi sene. İşte. Bunu nasıl yaptı? Acaba içinde ne var? Bir altın para mı?
Sen dene. Kollarımı sıvamam gerekmiyor. Sanırım elime bir şey geliyor. Bu gerçek kedi. Ay ne tatlı. Adı nedir dersin? Bence ona Lokum diyelim. Olabilir. Bana nasıl bu çıktı ya? Buldum mu? Bunu bir kedi resmi çizmek için kullanacağım. Tek gereken mükemmel bir yarım daire. Sonra her şey yerine oturur. Ortaya çıkmaya başladı bak. Birkaç farklı şekil müthiş şeyler yapabilir. Ve biraz da renk tabii. Birkaç yeri daha vurgulayalım. Ve bitti. Ne sevimli. Bunun için çok teşekkür ederim. Ay. Annemiş bebeğim. Lokum. Sen hiçbir şey çizmemişsin. Aa, dikkatim dağılmıştı. Kedi çizimlerinizi gösterin bakayım. Oo, bu çok utanç verici. Bu şu ana kadar yaptıklarımın en iyisi. Miyav. Müthiş olmuş. Teşekkürler. İlham mı gelmedi Brian? Fokus, fokus. Lokum. Sırada ne var anne? Ne diyorsunuz? Herhalde o kadar zor değildir. Doğru renk kahverengi. Başladı. Nasıl cupcake çizeceğini herkes bilir öyle değil mi? Bunlar başka bir şeye benzedi. Bak ikimiz de kaka emojisi yaptık. Ne şirin değil mi? Güzel görünüyorlar. Gözleri de bebek mavisi yaparsam. Gövdesini doldurmam lazım. Ortaya çıkmaya başladı. Ama kızlar bu cupcake'e pek benzemiyor. Sanat yorumlamak demektir. Şunları çevirelim. Hop! Başardık. İkisi de şahane oldu. Ah, bilemiyorum. Sanırım ikiniz de şeyi kaybettiniz. Kazanan yok mu? Hey, bir gelsene. Evet. Hadi buradan çıkalım. Pekala hanımlar. Parti ikramlarınız geldi. Bunlar yiyeceğe benzemiyor. Keyfiniz bilir. Hey memur bey, bir atıştırmalı ne dersiniz? Aa, hayır hayır, böyle iyiyim. Selam arkadaşlar, atıştırmak ister misiniz? Hayır mı? Şey, bir daha düşündüm de. En azından birinden kurtulduk. Bunu bölüşmek ister misin? İşte oldu. Hiç de fena değil. Özellikle dehşetli böyle olan bir şey için. Burada yapacak pek bir şey yok gibi değil mi? Evet ama ben biraz dinlenebildiğime sevindim. Şekerlerimle baş başa. Aman tanrım, bu da ne? Müdüre mi? Buraya gelmiş. Pekala, dikkatinizi verin. Bu popit telefon kılıfından istiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Size telefonun bir şablonunu da getirdim. Telefon şablonu mu? Of ya. Kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Yine de seni kolaylıkla yeneceğim. Göreceğiz bakalım. Aklıma harika bir fikir geldi bile. Evet, şeker demek çözüm demektir her zamanki gibi. Bunları şablona koyarak başlayacağım. Hepsinin güzelce hizalandığından emin olmalıyım. Tamamdır. Sonra da telefonun tamamını kaplayalım. İşte budur. Sen kendini zeki sanıyorsan bir de buna bak. İşte minik merdanemle rahat rahat koşacağım zafere. Kafiyeli oldu. Tamamdır. Şimdi boyalarımı da alayım. Merdanemin üzerine birkaç tane turuncu benek konduruyorum. Çizgi boyunca tamamına yapıp diğer renklere geçeyim. Oo, bu mavi ışıl ışıl ışıl. Resmen bayıldım. Mavi en sevdiğim renk olabilir. Tamamdır. Beneklerim tamamlandığına göre yuvarlamaya hazırım.
şuna bak, ne güzel işe yaradı. Hey müdür hanım, eserim tamamlandı. Ha? Ah tabii ya, sanat eseri bakayım. Peki peki, ne yapmaya çalıştığını anladım. Çok hoş. Peki ya sen? Ha tabii, çalışmamdan da derin bir şekilde etkileneceğinizi düşünüyorum. Ah amanın, çok aptalım. Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum. Gerçekten iyi bir şey yapmıştım, inanın ki. Tamam peki, sana inanıyorum ama yine de sen kaybettin ve o kazandı. Ödülüm telefonun kendisi mi? İnanılmaz, çok teşekkür ederim. Şimdi de Popit kılıfıyla oynama zamanı. Ah bir de sipariş vermek istiyorum. Evet, büyük bir boy lütfen. Teşekkürler. Oh, hızlıymış. Mükemmel hizmet. Evet, pizza zamanı. Açlıktan midem kazınıyor ve bu çok güzel görünüyor. Ama o çok üzgün görünüyor. Hey, pizza söyledim. Paylaşmak ister misin? Ha, tabii isterim isterim. Çok teşekkürler. Sıradaki meydan okuma. Lütfen bir sayı seçin. Oynayalım mı? Ben kazandım. Sayımız bir olsun. Bakalım bir sayısının arkasında ne varmış? Güzel bir elbise. Aa, beğendim. Bunu yapabilirim. Gerçi bu kalemlerin hepsine ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Hayatımı elbise tasarlayarak kazanmalıyım. Ah, bence sakinleşmelisin. Aa, doğru. Sana iyi şanslar. Bunun işe yarayacağından emin değilim. Bu en son moda. Aa, evet tabii. Sanırım bu turu kaybediyorum. Aa, masa. Çok kirlenmiş. Sence başım derde girer mi? En iyisi temizleyeyim. Çıkmıyor. Daha sert sil. Aa, bir dakika. Çıktı. Tertemiz oldu. Onu bana ver. Aklıma bir fikir geldi. Resmin üstüne bir şablon koyacağım. Şimdi üstüne hafifçe vurarak boyayacağım. Aşağı doğru indikçe farklı renkler kullanıyorum. Tıpkı bir gökkuşağı gibi. Bu harika olacak. Neredeyse bitti. Şimdi şablonu çıkarıyorum. Bunu bayağı beğendim. Manikür yapmalıyım. Ha, tamam. Bitirdiniz mi? Bence beğeneceksiniz. Ben resmimi kaybettim. Bu turu Jasmine kazanıyor. Doğal olarak. Bravo, bu elbiseyi giyerdim. Şimdi ne gelecek sence? Pekala, hazır mısınız? Bu seferki seçiminiz bir çocuk gibi görünüyor. Şimdi nasıl bir şey yapacağınızı merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, bu seferkini pek becerebileceğimi sanmıyorum. Ah, olamaz, abur cuburum bitmiş. Bu hiç iyi olmadı işte. Ben şimdi ne yapacağım? Aa, bir saniye. Şimdi elimde boş bir tabak var demek. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Harika bir fikrim var. Sen orada tabak ve gazlı kalemlerle ne yapacaksın ki? Anlamadım, tabağın üstüne ne çiziyorsun ki öyle? Sen benim için endişelenme, ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi tabağın üstündeki şu çöp adam çizimimi bitireceğim. Acaba bunun için nasıl bir şey yapsam? Yine kelimeleri kullanacağım. Bunu yapınca sanki daha iyi iş çıkarıyorum gibi. Pekala, hadi bakalım, şimdi sıra bunu dönüştürmekte. Ona bir gözlük ve saç çizelim. Güzel oluyor, kulakları unutmak olmaz ama. Ve tabii çenesini, burnunu ve ağzını da. Pekala, çöp adamın işi tamam. Ona bir balon da verelim. İşte. Şimdi balon uçup gitmesin diye ona bir de ip bağlayalım. Dişimde bir şey var sanki. Oh, çok iğrenç. Bu iyi olmadı. Belki bir şey içsem yararlı olur. Galiba daha iyiyim. Sanırım senin saçların turuncu olmalı. Biraz daha boyayınca saçların işi tamamdır. Pekala, gömleğin yeşil mi olsun? Tabii ki. Ben bitirdim. Of! Çöp adamımın üstünü suyla kapladın. Çöp adamım boğuluyor. Onu kurtarmak için bir şeyler yapmam lazım. Hayır hayır hayır. Çöp adam paniğe kapılma. Bir dakika, bir şey oluyor. Çöp adamıma bir şeyler oluyor. Ah tabii ya. Suyun üstünde yüzdüğü için boğulmaz ki o. Çöp adam harikasın. Ona bayıldım. Harika bir iş çıkardın. Bu turu ben mi kazandım? Bu inanılmaz. Ben Cheryl, kreter yaparım. Aa, bak benesiyim. Çok özel biriyim. Benim 3 boyutlu kalemim var. Krebit arşivirmek çok zor. Vay canına, siz ikiniz kötüsünüz. Sadece şaka yapıyorduk. Bu emoji ile çevreye biraz sevgi saçalım. Zorunda mıyız? Hadi yapalım gitsin.
Peki. Her neyse. Kalemim nerede? Hemen şuracıktaydı. Ne? Siz bana bakmayın. Saçıma ne yapıyorsun? Üzgünüm. Buraya dikkat edebilir miyim? Ne? Buradan gider misin? Yani çok güzeldi. Esin. Bu tuhaftı. O ne yapıyor? Kimin umurunda? Benim yapacak bir krebim var. Ağzıyla başlayacağım. Sonra sıra gözlerle dış hatlarında. Şimdi kalplerin içini dolduracağım. Ve yüzü için sarıyı kullanacağım. Bu seferki kolay oluyor. Neredeyse bitti. Tamam, şimdi pişmeye bırakıyorum. Senin sorunun nedir? Bak ne diyeceğim. Her neyse boş ver. Sanırım artık hazır. Vay canına, bak nasıl uçuyor. Aa, nereye gitti? Ne? Bu renk bana çok yakışıyor. Açıklayabilirim. Ver bakayım şunu bana. Gözlerim üzerinde. Şimdi işe girişelim. İşe birkaç çizgiyle başlıyorum ve yavaşça çizgileri büyütüyorum. Bunun müthiş olmasını istiyorum. Kusursuz bir daire oldu. Şimdi kaşları çizelim. Bunun için 3 boyutlu kalemle ufak bir eğri yapacağım. Şimdi de gözleri çizelim. Bunu çizmek aslında çok rahatlatıcı. Yani bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Şimdi buna kocaman bir gülümseme konduracağım. Aynen emojilerinki gibi. Kalpleri de unutmamam lazım. Çıkardığım işten etkilendim. Yaşasana. Yer çekimi işe yaradı. Tamam mı? Bu çok iyi. Bu emojilerin ikisi de mükemmel olmuş. Yani bu da berabere. Ay canına harika. Bırakma beni anne. Bırakma. Bir saatliğine gideceğim canım. Hadi toparla kendini. Hemen geri geleceğim. Git kardeşinle oyna. Mecbur muyum? Şu yüze bak. Sorun yok, oynayabiliriz. Hadi araba yarıştıralım. Evet. Peki, oynayalım bakalım. Ben beyaz istiyorum. Yere oturmam lazım. Gelmesi ne kadar sürer ki? Ne de heyecanlanma. Erkek çocuklarının bu araba sevdası nedir? Hey, nasıl eğleneceğimi buldum. Masaya bir şeyler çizebilirim. Çıldırdın mı? Çok kötü. Neyse ki temizleyecek şeyim var. Of ya. Hepsini temizlediğim gibi. Şimdi ne yapsak? Herkes futbolu sever değil mi? Hadi çok eğleneceğiz. Hey şuna bak. Tut. Kaçırdım. Ama eğlenceliymiş sanırım. Hey şu numaraya bak. Nasıldı ama? Hayır. Gebi. Ne? Eşyaları karalamayı bırak artık. Kaç kere diyeceğim. Pardon. Ben nereye çizeceğimi biliyorum. Duvarda bir sürü yer var. Benim başyapıtım olacak. Hadi bakalım. Kolum çok yoruldu. Gebi. Neredesin? Hayır. Yandık. Ben geldim. Abla ne? Hoş geldin. Bak senin için ne yaptım. Bir daha Gebi'yi sana bırakırsam. Asla asla. Dur bakalım. Asayişi sağlamalıyım. Boyaları yere bırak. Uf Gebi. Çizme duvarı. Bırak boyaları. Ne? Bu strese katlanamıyorum artık. O en sevdiğim boyaydı. Ne? Özür dilerim. Ağlama. Boyalarınla biraz eğlenmek mi istiyorsun? Bir bıçakla üstten biraz kazı. Ve birden fazla renk kullan. Sonra da bastırıp dağıt. Üstüne çizim bile yapabilirsin. Bunun adı gökkuşağı kardeş. Ayakları da unutma. İşte böyle. Ne hoş oldu değil mi? Bayıldım. Değil mi? Ben geldim. Ben sizi iyi eğlendiniz mi?
Bir daha. Ha, beraberce oynamalarına bayılıyorum. Buna hazır mısınız? Pembe geldiyse kartal demektir. Daha bitmedi. Ne? Bunun bir anlamı mı var yani? Gizli bir şifre falan mı? Bir bakayım hele. Epeyce düşünmek gerek. Acaba öğlen ne yesem? Ne yaptığını biliyor gibi görünüyor. Ah, ellerim acıdı. Buldum. Noktalardan kartal ortaya çıkıyor. Şimdi geriye boyamak kaldı. Hızlansam iyi olacak. İyi görünüyor. Ve işte bu kadar millet. Bitti mi? Oo, tam zamanında. Şuna bakın. Ah, çok etkilendim. Aa, teveccühünüz. Ah, ben benimkini serbest stilde yaptım. Ayrıca pırıltı da var. Beğendiniz mi? Deniz kızı kuşu gibi oldu. Ah, peki. Acaba bu kez ne çıkacak? Bir sayı seçin. 3, 1, 3, 1. Hayır, biri seçmiyoruz. Aa, ortasını bulalım. 2. Tamam. Adil oldu. 2 numara göster kendini. Vay canına, sevimli pofuduk bir koyun. Süreniz şimdi başladı. Ay. Buna zamanım yok. Başlasam iyi olacak. Bütün kalemlerimi aldın. O da ne? Çok kıskançsın. Tabii ondandır. Bu gayet belli. İzle ve öğren. Sihir sever misin? Bu çocuklar için değil mi? Şaşırmaya hazır ol. O benim param mı? Hepsi bu kadar mı? Bu biraz küçükmüş. Buldum. Bu oraya nasıl girdi? Şikayetçi değilim. İşte ihtiyacım olan bu. Parayı kağıdın üstüne koyuyorum. Sonra etrafına küçük M şekilleri çiziyorum. Tamam, şimdi parayı çekeyim. Sıra yüzünü çizmeye geldi. Güzel oldu. Birkaç küçük dokunuş daha yaparsam ve bitti. Tamam, sıra doldu. Resimlerinizi göreyim. İşte. Tablet bu bayağı sevimli. Fena değil. Hey, nereye gidiyorsun? Geri dön. Ben kazandım değil mi? Evet, Justin, sen kazandın. Yaşasın. Aferin. Bugün bahçe çok güzel. Aa, tam ağacından bir elma. Toplanmayı bekleyen şu harika elmalara bak. Hey, benim gördüğümü sen de gördün mü? Çok şirin bir kadın. Çok leziz ve tatlı kokuyor. Aman tanrım. Buna inanamıyorum. Şu müthiş aranjmana bak. Oh, çiçekler bir aynanın çerçevesiymiş. Aha, vay canına. Çiçekleri gerçekten çok sevdi. Buna inanamıyorum. Şuna bir daha bakacağım. Bu ben olamam. İyi mi? Yoksa gençleştim mi? Aa, o zamanlar ne güzeldin. Bu sihirli mi aynamı yoksa? Ne dersin? Bilmem. Aa, bir anda bana ilham geldi. Nereye gidiyor bu? Üf, her neyse, ben aynama bir bakayım. Acaba nereden başlasam? Aa, benim resmimi mi yapacaksın? Tamam, bir saniye o zaman. İnan daha güzel poz verebilirim. Hah, buldum. Yapmak istediğim şey bu. Buraya bir darbe, buraya da bir darbe. İşte. Evet, beni o Fransız kızları gibi çiz. Ya da onun gibi bir şey. Ne güzel bir gün yaşıyorum. Evet, bana harika bir ilham perisi oluyorsun büyük anne. Belki ciltime biraz botoks falan uygulatsam. Ha, ne vardı? Ne istiyorsun? Bitirdin mi? Tamam. İşte bu büyük anne. Bu benim yaptığım portren. Ne? Sen benim aynadaki yansımamı görmedin mi? Bir dakika. Sen çekil şuradan. Bana biraz alan lazım.
Tamam büyük anne. Tam orada dur. Birkaç ölçüm yapmam lazım şimdi. Ne? Sen ne yapıyorsun? Tamamdır, şimdi yumruğumu tuvalin üstüne koymam lazım. Şimdi de parmaklarımın izini çizmem gerek. Harika, şimdi bunu şekillendirmem lazım. Bu küçük kıvrım aşağı doğru böyle devam edebilir. Burada bu şekli vermeye devam ediyorum. Buraya da ufak bir fiyonk çizeceğim. Aşağıya doğru buklelere devam. Şimdi sıra gözlerde, ikisini de çiziyorum tabii ki. Pekala, sırada kaşlar var ve sonra buruna geçeceğim. Birkaç tane de kalp koyalım. Şimdi sıra bunu renklendirmede. Sarıyla başlıyorum. Güzel bir sarışın olacak, aynen aynadaki görüntüsü gibi. Bu sarı saçlara bence mavi gözler iyi gider. Fiyonksa kırmızı olabilir. Çok güzel oluyor. Sanırım dudakları fiyonkla aynı renk olabilir. Şimdi de yanaklarına gül kırmızımsı bir renk verelim. Bu arada kalplerin içini de doldurmayı unutmuyoruz. İşte bitti. Hey büyük anne, poğaçayı bitirdim. Pekala, şimdi beni dinle. Bu poğaçayı büyük anneye götürüp ona göster. O kendisinin böyle göründüğünü düşünüyor. Bunu verip aynayı al. Tamam mı? Hadi götür ona poğaçasını. Merhaba büyük anne, işte senin diğer bir poğaçan. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Eğer aynayı verirsen bu senin olabilir. Aynamı mı vereceğim? Ne yaptı, bundan pek emin değilim. Uf, sanırım olmuyor. O aynaya ihtiyacım var ama. Ne peki o zaman, hadi değişelim. Hey, aynen istediğiniz gibi aynayı aldım. Evet, çok teşekkür ederim. Bu da nedir? Ben böyle mi görünüyorum yani? Benim burnum böyle domuz burnu mu? Bakalım çevresini nasıl çizeceğim? Hay Allah, dişlerimi ruja bulamışım. Şu açıyla denesem mi acaba? Tamamdır, evet. Şimdi resmimi çizebilirim. Tada! İşte bu kadar. Midire'nin resmini bitirdim. Portre dediğim böyle çizilir bak. Şimdi de seni bunu boyama düellosuna davet ediyorum. Peki, madem öyle bize bolca makyaj malzemesi gerekecek. İşte sen de bunu kullanabilirsin. Pekala, makyaj setim önümde hazır ve nazır duruyor. Acaba makyajıma nereden başlasam? Evet, buradan başlayalım. Cüretkar ruj renklerini çok severim. Biz de böyle iddialıyız. Bu pembe çok güzel. Gerçekten bayıldım. Şimdi de maviye geçelim. İşte bu kadar, sıra göz kapaklarında. Mavi ne kadar da güzel parlıyor. Aldığımızı da unutmayalım. Şu güzelim elmacık kemiklerini ön plana çıkarmalıyım. Saçlara da biraz renk katmam lazım. Oo, bu mor mükemmel. Keşke benim de mor saçlarım olsaydı. Biraz da çilli yapalım kızımızı, çünkü çiller tatlıdır. Tadam, poğaça boyamamı bitirdim. Ben de benimkini bitirdim. Hocam, değerlendirmeye hazırız. Bu yaptığın makyaj mıdır nedir? Bakmak bile istemiyorum. Seninkine bayıldım. Çok güzel. Tadam, bir ödül daha kazandın. Bu palet senin. Evet, yeni makyaj malzemelerine bayılırım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bir saniye, bu makyaj malzemesi değil ki, beyaz çikolata. Ne? Ama peki ya benim resmim? Bence tam öpmelik. Yani başka kimse sevmese de ben onu severim. Aman tanrım, palyaçoya dönüştün resmen. Ne? Palyaçoya dönüşmüşüm. Bir sonraki meydan okumaya hazırız. Dansa bayılıyorum. Görünüşe bakılırsa bu sefer bir balerin geldi. Bir dakika, ne? Bunu nasıl çizeceğiz ki? Bana hiç bakma, ben hiç baleye gitmedim. Bir dakika, buldum. Bir kağıda ihtiyacım var, onu böyle ikiye katlayabilirim. Sen ne yapıyorsun orada, origami mi? Bu çok iyi olabilir. Biliyorum ama kağıdı çok iyi katlaman gerekiyor. Ortasını böyle katlayarak başlıyorum, sonra bunun tersini yapıyorum. Sonra açıp kenarları katlıyoruz. Güzel, daha sonra alttaki kanadın her iki tarafta yukarı çıkması lazım. Evet, çok iyi oluyor. Kağıt katlamaya bayılıyorum. Şimdi yukarı çıkan kenarların aşağı basılması lazım. Bu köşeye de aynısını yapıyoruz ve devam ediyoruz. Az kaldı, bu tarafların ikisinin de katlanması lazım. İşte oldu, bitirdim. Kağıt parçasıyla bir kayık yaptım. Ne dersin, hoşuna gitti mi? İşte, müthiş oldu. Kayığım için kağıttan bir çift minik yelken. Ama bunun dansla ne alakası var? Çünkü kayıklar ilerlerken dalgaların üstünde dans ederler. Bir dakika, ne? Bu çalışma için bunu mu vereceksin? Bunun hiç şansı yok. Arkadaşın haklı, bu bir balerin resmi, kayık değil. Peki o zaman, ama origami sayesinde hala bir şeyler yapabilirim. Yoksa başka bir kayık daha mı yapacaksın? Çünkü bu yine işe yaramayacaktır. Hayır, bu kayık başka. Bak, bu sefer onun bir tek boynuzu var. Senin bir tek boynuzun var. Sen harikasın. Bu yine de sayılmaz. Tamam, haklısın ama şimdi elimde bu var. Üçüncü de olur. Bu sefer iki farklı renkli kağıt kullanacağım. Bu kesin işimi görecektir. Ne yapıyorsun? Canına bu zormuş. Bunu nasıl yapıyorsun? Çok hızlı ilerliyorsun. Takip etmek zor. Evet, işte bitti. Çok güzel bir gül yaptım. Senin için. Çok güzel olmuş. Bunu benim için yaptığına inanamıyorum.
Ama ben ne yapacağım? Buldum. Tekrar katlamaya başlayacağım. Kağıdı çok iyi katlamak için bu cetvelin arkasını kullanacağım. Bu kısmı biraz zor. İçini böyle dışarı çıkarmam lazım. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi bunun üzerine biraz çizim yapmam gerekiyor. Kağıdımın üstüne küçük şirin bir balerin çizmem lazım. Çok şirin oldu. Tamamıma diğer kısımlarını da çizmem gerek. Hala bir yüzü ve ellerinin olmasına dikkat etmem lazım. Ve daha sonra bunu diğer tarafa da yapıyorum. Üst tarafına bunu yaptıktan sonra aynı şeyi bacaklarının olduğu kanatlara da yapmam lazım. Daha güzel görünmesi için sanırım biraz da boyamam lazım. Ama her iki kanadı da boyamayı unutmamalıyım. Sanırım kıyafetini mavi bir tütüyle bitireceğim. Şirin oldu. Oraya mavi, buraya da mavi. İşte ben de benimkini bitirdim. Ta-ta! Şimdi sana bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Kağıdın kanatlarını alıp bunları aşağı doğru katladığımda onu dans ettirebiliyorum. Bak ne kadar güzel oldu. Vay canına. Vay canına, ne inanılmaz bir iş olmuş. Sen kazandın. Evet, kazanacağımı biliyordum. Ha, ama ben... Bu da neydi? Bu çok komikti. Eğlendiğine sevindim. Kimse fark etmemiş. Sorun yok. Bu sefer bir muz çizmenizi istiyorum. Tamamdır. Bu kolay olacak. Muz yapmak kolaydır. Şimdi bunu ters çevireceğim. Ah, niye böyle oldu? Bunun sorunu ne? Burada bir fiş olması gerekmiyor mu? Sabotaj! Tüh! Şimdi kusura bakma ama bir muz çizmem lazım. Bu kolay olacak. Ama bu sefer bir sanatsal takılacağım. Vay canına, bu harika görünüyor. Sıra biraz sarıda. Bunun için bölümleri dolduracağım. Bu turu da kesin ben kazanacağım. Çok gerçekçi görünüyor. Kabuğu için daha koyu bir sarı kullanacağım. Acele etmeyeyim. Çok düzgün olmasını istiyorum. Hiç hata olmamalı. Hah, işte bitti. Hadi ama. Bunun harika göründüğünü sen de biliyorsun. Ben seninle konuşmuyorum. Bir şey mi oldu? Bu sefer bir şey karıştırmak yok, tamam mı? Pekala, şimdi odaklan. Esiyi mutlaka yenmeliyim. İşte dış hatları tamam. Şimdi muzu yapacağım. Belki de bunu meslek edinmeliyim. Cheryl'ın krep evi. Kulağa çok güzel geliyor. Bir dakika, konsantre olmam lazım. Neredeyse bitti. Vay canına. Bunu çok sevdim. Esi. Hadi devam. Ah hey. Tara. Bu sefer seçim zor. Berabere kaldınız. Bu gayet makul. Aferin bize. Vay canına. Neyse ki bizler şüphelenmiyor. Sıradaki turda tek boynuzlu at çizeceksiniz. Evet, onlara bayılırım. Atlara benziyorlardı değil mi? Hayvan çizme konusunda çok kötüyüm. Şşt, ne? Şuna bak. Bir sürü para. Resmimi çizersen hepsi senindir. Sera, senden beklemezdim. Hayır, kendin çizeceksin. Aa, siz bilirsiniz. Bu tur hiçbir şey yapamayacağım. Biraz abartıyor gibisin. Bu çizim için güzel bir tüyom var. Elimi kağıda koyup etrafını çizeceğim. Sonra detayları yapacağım. Tek boynuzlu at çizmek böyle çok kolay. Şimdi de boyama zamanı. Tek boynuzlu atlara pembe çok yakışır. Ya çok tatlı oldu. Boynuza biraz daha boya ekleyeceğim. Ne kadar da hızlı. Bitti gitti. Ya şuna bak. Neden bu kadar mutlusun? Hmm, aklıma bir fikir geldi. Molly'den kopya çekebilirim. Ama benimki zengin bir at olacak. Şundan mükemmel boynuz olur. Sanatın iyisi pahalıdır. Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Aynı benimki gibi olmuş. Aa, hayır, benimki daha pahalı. Hey öğretmenim. Oo, şuna bakın, harikulade. İkinize de aferin. Ben bir sanatçıyım. Peki bu sefer böyle olsun. Aman. Ne güzel bir gül. İlk meydan okumaya hazır mısınız? Bir kas çiziyoruz. Daha iyisini yapabilir misiniz? Hey. Oh. Ben yapabilirim. Çok şirin. Şimdi acaba nasıl başlasam?
buldum. Bütün olay kalemin açısında. Sen neye bakıyorsun? Tekniğini görmek istiyorum, tamam mı? Önümü kapamayı kes. Burada ne kullanabilirim? Bu el bir anda çok ilham verici olmaya başladı. Onu tam olarak ne için kullanacağımı biliyorum. Önce parmaklarının çevresini çiziyorsun. Baş parmak kafası ve elde gövdesi oluyor. Ufak şirin ayakları da unutmamak lazım. Boyanın ne kadar fark yarattığını gördün mü? Bu kaz mutlu sarı renkte. Ayaklarda kahverengi iyi gider. Neredeyse bitti. Ah! Pekala, bir görelim yaptıklarınızı. Bu bir kaz, görüyor musunuz? Sıra bende mi? Ne düşünüyorsunuz? İkisi de gayet güzel olmuş. Bu kaz suları güzelce sıçratır. Kazanmak iyi geldi. Bir sonrakinde sence ne yapacağız? Boya rulosuyla işimiz yok. Sen git bakalım. Acaba şimdi neyin peşinde? Umarım yine resim yapmaya hazırsınızdır. Ah, aman tanrım. Çarkımızı yine döndürelim. Bakalım bu sefer ne gelecek? Dans, ne harika seçim. Dans mı? Gerçekten mi? Bunu nasıl yapacağız ki şimdi? Belki perspektife bir bakmalıyım. Belki bu açıdan baksam nasıl olur? Artık çizmeye başlasam iyi olur. Ah, balerinim bayağı ortaya çıkmaya başladı. Of, olamaz. Kalemimin ucu kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Ah, kalemtıraş varmış burada. Bu işimi görür. Resme dönmem için kalemimi açayım. Ve hepsini açsam iyi olacak. Diğer renklere de ihtiyacım olabilir. Sonra ucu küt kalemleri de elden geçireyim. Ah, bir saniye. Vay canına. Şimdi resmi bitirmemin daha iyi bir yolunu keşfettim. Şunun belinde ne kadar güzel durduğuna bak. Sanırım çok güzel olacak. Bu sonuncusu o da şuraya geliyor. Tamam, şimdi hatlarını çizmek için bir siyah gazlı kaleme ihtiyacım var. İşte bu mumlu kalemi de ten rengi için kullanalım. Fosforlu kalemle saçlarını güzelce sarıya boyayalım. Ve sonra sırada pembe tacı ile pembe giysisi var. Aa, bir dakika, bal ayakkabıları da aynı renkte olsun. Az kalsın onları unutuyordum. İşte bitti, ona gerçekten bayıldım. Aman tanrım, vay canına. Peki acaba bu açıdan baksam olur mu? Aa! Of, olamaz değil mi? Senin bir yerin acıdı mı? Of, bileğim. Sanırım bileğimi burktum. Çabuk havayı kaldır hemen. Ha? Bu da kim? Kıyafetine baksana. Nereden çıktı bu çocuk ya? Bir selam mı versek? Hey, ne haber? Kolların bomboş. Oo, dönme yoksa arkadaş da yok. Sizi öğretmene söyleyeceğim. Dövmem işi saçmalık. Öğretmenim, çalıştığımı görmüyor musun? İlk aşama tamamdır. Şimdi ne var? Anne, okulda kimse beni sevmiyor. Dövme yaptırmak ne kadar? Olmaz. Aklından bile geçirme. Peki, ya daha az kalıcı bir şey olsa? Yıldızları seviyordun değil mi? Hem de bu iğneden çok daha az acı verici. Önce suya batır, sonra da bir sürü şekil çıkar. Bir daha batıralım. Yüzlerce yapabiliriz. Bak nasıl da yüzüyorlar. Oh, dur biraz. Alo? Ne yapıyorsun sen? Ferahladım. Çok iyi. Kollarıma da yapalım. Örümcek yap. Hayır anne, gitmek istemiyorum. Of ya. İnanamıyorum. Hey millet bakın. Artık dövmem var bakın. Ne? Hey. O da bizden biri bak. Vay, ateş ediyorlar kanka. Nerede yaptırdın? Annem yaptı. Hey. Dünyanın en havalı annesi. Pardon, nereye gidiyorsunuz? Bye bye. Bu sefer kalp çizeceksiniz. Birkaç malzeme ihtiyacınız olacak. Göreyim sizi kızlar. Şu kalemlere bak, vay canına.
hepsi bu mu? Cidden mi? Eşyaslar. Aa, bir fikrim var. Bu şey müthiş olacak. Devasa bir kalp çizeceğim. Gayet güzel gidiyor. Şimdi de içine daha küçük bir kalp çizeceğim. Mükemmel oldu. Berbat olmuş. Hey, resmime bak. Tatlıymış. Ben de bir şeyler çizsem iyi olacak. Dur bakalım. Bir fikrim var. Kurşun ve tükenmez kalemi aynı anda kullanacağım. Eğlenceli kısma geçelim. Kalbin ortasından geçen çizgiler çekelim. Aynen böyle. Şimdi de gölge ekleyelim. Yer yer daha koyu çizgilerle gölge yapalım. Plan tıkır tıkır işliyor. Şimdi de kalbi etrafından kesip çıkaralım. Öğretmenim, bitirdim. Pardon. Evet, görelim bakalım. Oo, gayet zekice Molly. Beğendim. Aa, Sera, senin kalbin nerede? Şurada öğretmenim. Aa, biraz sokak sanatı gibi olmuş. Yaklaşımlar farklı ama ikinizinki de harika. Bayıldım ya, teşekkürler. İlk meydan okumanız pizza dediğiniz insan iyice. Pizzaya bayılırım, bu kolay olacak. İyice karnım acıktı. Şimdi burada keşke leziz bir pizza dilim olsaydı. Buldum. Hadi şimdi kreple resim yapalım. Önce bir üçgenle başlayacağım. Sonra çıtır kısmını dolduracağım. Krep hamuru boyadan çok daha iyi. Sucuklu olsun istiyorum. Bu pembe hamurla birkaç nokta yapıyorum. Bir sürü üst malzemesi olmalı. İşte şimdi sıra peynirde. Bunun için sucukların çevresinden dolaşıyorum. Ama dikkatli olmalıyım. Piştiğinde ters yüz ediyoruz. Şimdi dikkatlice kaldıralım. İşte oldu. Çok iyi oldu değil mi? Esin. Bu inanılmaz. Ne? Sende pizza mı var? Sorun ne? Bir parça ister misin? İyi de nasıl? Berbat kokuyor. Bunun yeri çöp. Ama benim krepten pizzam çok iyi değil mi? Ne demezsin. İşe koyulsam iyi olur. Bu üç boyutlu kalemle müthiş sanat işleri yaratacağım. Önce dış hatlarıyla başlıyorum. Üçgen çizmek en kolayı, bu taban için mükemmel. Şimdi üçgenin içine dolduruyorum. Şimdi de çıtırını çizeceğim. Bunun için sınırların içinde kalmam lazım. Tabanı bitti. Her pizzaya peynir lazımdır. Vay canına, bu ciddi ciddi erimiş peynire benziyor. Peynirli bir pizza. Ama bunun üstüne bazı malzemeler lazım. Sucuk da yapacağım. Sucuk en sevdiğim şey. Çok az sulandırıcı değil mi? Bir ısırık almak istedi canım şimdi. Yok artık. Bütün bir pizza yapabilecekken neden tek bir dilim olsun ki? Kıskandın mı? Cheryl kazanıyor. İşte bu. Biliyordum, en iyi benim. Bir resim daha geliyor. Bunun için hazır mısınız? Sarı demek kare demektir. İyi şanslar. Sanırım bir şeyler yapabilirim. Bunu yuvada yapardım. Vay canına. Birisi geometri dersini dinlemiş. Bununla işim olmaz. Bu daha iyi. Bu iyi olacak. Hadi gösterin. Bir kare. Bunun bir şekli var mı ki? Bu bir şey. Kare. Aferin sana. Şimdi görüyor musun? Vay canına, bu sihirbazlığı gördünüz mü? Ah, iyice. Benimkini daha katlamadım. İşte daha iyi görünüyor mu? Çabanı takdir ediyorum Ryan. Aptal kare. Göstersene şunu. Aslında çok kolay. Şunu takip et sadece. Şimdi çizdiğin çizgileri birleştir. Şimdi bir şekle benzemeye başladı. Vay canına. Bir tabloya dönüşmek istediğimi hiç sanmıyorum.
Aha, saati bir bakayım, neredeyse bitti. Hey durun, süre doldu. Ne yaptığınıza bir bakayım. Hayır, 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 daha bitirmedim. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Pekala, bakalım ne yapmışsın. Beni hayal kırıklığına uğratmasın umarım. Aha, bu çok fena. Siyah rengi atlamışsın. Of, olamaz. Resimdeki boya hala ıslaktı. Sen benim bilgisayarıma ne yaptın? Her neyse. Sanırım bu seni ürküttüğüm için benim suçum. Bana niye bunu yapıyorsun? Bu bir felaket. Öğretmenim, başınızın üstünde kara bir bulut var. Peki, sanırım bunu düzeltebilirim. Hemen geri döneceğim. Sanırım bu boya sorununu daha fazla boyayla çözeceğim. Bunun için bu pembeyi kullanacağım. Onun da üstünde farklı renk katmanları kullanacağım. Yani böyle bir sürü renk. Şimdi sırada pipetin gücünü göstermek var. Yani bu aslında üflemenin gücü. Renkler yayılmaya başladı. Çok güzel oluyor. İşte oldu. Bütün boşlukları doldurdum. Harika görünüyor. Öğretmenim, şimdi ne var? Bakın, bilgisayarınızın üstündeki boya sorununu hallettim. Bir bakalım. Renkler güzel kullanılmış. Yerleşimleri iyi. Gel bakalım buraya. Sence burada ne oluyor? Aman tanrım, neler oluyor? Olamaz. Vay canına. Biz buraya nasıl geldik? Öğretmenim, şu an bir meydan okumadayız. Fırça tekniğim üzerine çalışmalıyım. Daha sert darbeler. Hadi, neyse. Ah! Peki. Ne güzel bir akşam, değil mi? Hey, bak, gerçek ressamlar. Selam. Gördüğüm en tatlı çift. Tabii öyle vıcık vıcık şeyleri seviyorsan. Ah, seni çok seviyorum tatlım. Bu bana ilham verdi. Bu aşkı kağıda dökmek istiyorum. Ah işte. Bu konuda daha sıkıcı olabilirler miydi? İçimden geldiği gibi yapmayı tercih ediyorum. Boya öbeklerini tek tek yayıyorum. Böylece renkler karışmış oluyor. Çizgileri çekmek de eğlenceli oluyor. Rengi böyle yayıyorum. İşte noktalarla olan işim neredeyse bitti. Şimdi bir alüminyum folyoyu buruşturalım. Ve ıslak boyada izler bırakalım. Resme güzel bir doku veriyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Sonra fırçayla ufak tefek düzeltmeleri yapıyorum. Bir manzara resmi güzel bir ağaç olmadan olur mu? Yalnız aşırıya kaçmamaya dikkat et. Biraz daha doku. Şuna bak, muhteşem görünmüyor mu? Ama hala yapmam gereken şeyler var. Renkleri karıştırmak keskinliği azaltacak. Hala biraz rötuş yapmak gerekiyor. Bak, burada da aşıklar var. Ama bu resmin odak noktası onlar değil. Güzel. Şimdi biraz da yağmur ekleyeyim. Çünkü yağmur çok romantiktir. İşte. Yeterince romantik oldu mu? Benimki kesinlikle öyle. Seninki nasıl? Daha iyi olabilirdi. Beğendin mi? Vay canına, bu resim müzeye asılmayı hak ediyor. Sahiden mi? Sanırım bu kazandığım anlamına geliyor. Bravo Jen. Buraya gel, lütfen. Sanırım bunu alabilirsiniz. Tatlışım, bu biziz. Ciao. Yine çarkımızı döndürüyoruz. Pekala, hadi bakalım, çarkımız bir kez daha dönüyor. Görünüşe bakılırsa yıldızlı bir gökyüzü seçti. Buldum. Boyalar nerede? Hemen başlamam lazım. Boya da hazır, fırça da. Artık resim yapma zamanı. Şimdi bu siyah boyayla başlayacağım. Önce böyle kalın bir şerit çizeceğim. Buraya bir topak mavi sıkacağım. Sonra da sıra mor, mavi, beyaz, sarı ve turuncu da. Şimdi boyaları böyle iki yana yayalım. Bununla bir çeşit gölge efekti yaratıyorum. Tamam, şimdi burada sarıyla devam edeyim. Harika, güzel görünüyor. Şimdi alt kısmı biraz daha siyah boyayacağım. Belki buraya bir iki şey eklesem iyi olur. Şuraya ağacın yanına bir çit güzel gider. Yalnız dalların çıplak olmasını istemiyorum. Birkaç fırça darbesiyle dallara yapraklar kondurabilirim. Oo, çok güzel. Sanırım artık başlayıp nasıl olacağını bir baksam iyi olacak. Renk mavi olsun ve belki biraz daha mavi olabilir. İşte böyle. Bütün bu renkler hoşuma gitti. Çok eğlenceli. Pekala, boya fırçası. Artık çalışmaya hazır mısın? Vay canına, fırça darbelerinin oluşturduğu görüntüyü çok sevdim. Boyanın tuvalin üstündeki şu yayılışına bak. Boyayı kenarlara kadar yayıyoruz.
boya tuvalimin üstüne damladı. Bir saniye. Bu aslında harika görünüyor. Hey tuvalime bak. Yıldızlı gökyüzü resmin bitti bile. Evet bunu görebiliyorum. Seninki kesinlikle muhteşem oldu. Çok teşekkür ederim. Bunu kesinlikle hak ettin. Bunun üzerinde mi çalışıyordun bakalım? Bilemedim. Şurada başka bir şeyler yapsan daha iyi olabilir. Ah, ne yapıyorsun ya? Bu benim tuvalim. Balık falan istemiyorum. Saçmalık. Bu eserin kesinlikle balığa ihtiyacı var. Al sana. Bak bunu hak ettin. Demek öyle. Al sana. Ah, yetti bu kadar. Pembeye bol. Peki sen de yeşillen o zaman. İğrenç birisin. Önce boya rulomu açman lazım. Aman tanrım, neler oluyor orada ya? Yeter! Bu yaramazlığınız yüzünden meydan okumaya gidiyorsunuz. Doğru kutuya. Hayır hayır hayır. Çabuk kaçabildiğin kadar hızlı kaç. Ha? Of ya. Kutusunda hapsolduk. Benim şey nerede? Hokus pokus. İşte size bir gülüş. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Çok iyi değil mi? Hem de gerçekmiş. Şuna bak. Şuraya gir küçük gül. Benim de görmem lazım Brian. Şu yapraklara bak. Şimdi buldum. Çok kolay olacak. Gül adeta bana anlatıyor. Acayip ilham geldi. Şu yapraklara bak. Ve rengi onun iyice öne çıkmasını sağlayacak. Buradaki farklı deseni görüyor musun? Ve canlılığıyla artık sayfadan taşıyor. El çizimini asla yabana atma. Çok basit ama bir o kadar da güzel. Şimdi biraz gölge verelim. Gölgeleme olayı çok değiştiriyor. Ama bu biraz zaman aldı. O yüzden sabırlı olmakta yarar var. Bütün iş çizgi ve noktalarda. Ve de içini doldurmada. İşte bitti. Tam zamanında. Hadi ne yaptığınıza bir bakalım. Güzel değil mi? Ben de göstermek zorunda mıyım? Ben sadece sapını yapabildim. Bu hiç iyi olmamış. Brian? Ne var? Peki her neyse. Benim çizdiğim çiçeği alabilirsin Gina. Teşekkür ederim. Bunu güzelce monte edeceğim şimdi. İşte oldu. Muhteşem. Anlaşılan ikiniz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Bana göre bu turun iki kazananı var. Yani hemen hemen. Hey, bu da ne? Buraya nasıl girdi ki? Bak. Ne kadar güzel bir geyik. Şuna bak Jennifer. Gerçekten çok güzel değil mi? Duruyor mu? Hadi işe koyulalım. Doğru çizgilerle başlamam gerek. Bu açılar çok karmaşık. Umutsuz vaka. Bana elle tutulur bir şey lazım. Buldum. Artık tam ölçüsünü alabilirim. Hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? Aman bana ne. İyice yakınlaşayım. Aha, iyi görünüyor. İlginç. Artık ne yapacağımı biliyorum. Çizim tahtasına dönelim. Her zaman siyah boya ile başla. Ah, bu bitmiş. Ah, ne saçmalık. Ah! Jennifer, eserimi mahvettin. Şu an benim derdim o değil. Olamaz. Şunun haline bak. Sanırım en baştan başlayacağım. Tabii eğer bu teknikten faydalanmazsam. Bunun çok karanlık olduğunu mu düşünüyorsun? Birazdan öyle olmayacak. Boyayı doğrudan resme sür yeter. Şimdi bu katı kaldır. Sonra üzerindeki alanda çalış. İki renk tek renkten daima daha iyidir. Harika oldu değil mi? Şimdi esas aletleri kullanalım. Fırçayı kullanarak boyayı yukarıya doğru yay. Gördün mü? Harika bir etki yarattı. Neredeyse bitti. Fırçayı ağaçların üzerinden de geçir. Bir diş fırçası bile neler yapabiliyor. Tek ihtiyacı birkaç becerikli dokunuş. Harika. Şimdi buradaki ilk katı kaldır.
İşte ormanda bir gece manzarası resmi yaptın. Ne kadar büyüleyici değil mi? Benimkine baksana. Onu nasıl yaptın? Bu roundun galibi belli. Aferin Wendy.